Evet, Sosyal Sebil'deyiz. Sosyal Sebil bölümünde çeşitli sosyal medya platformlarında Sebil'de işlediğimiz konuya dair çeşitli paylaşımları bir nevi kritiğini yapıyoruz, öyle ifade edelim. Evet, ilk paylaşımımız bir Twitter kullanıcısından Yüce Honos Rumuslu kullanıcı şöyle demiş. Baba artık anla, ben sanattan değil polisiye hikayelerden ve dizilerden hoşlanıyorum. Beni sanat dalına yönlendirmeye çalışacağına bana puzzle al, sana bir senedir puzzle aldıramadım demiş. Muhtemelen hani genç kuşak, muhtemelen lise çağında bir arkadaşımızın yazdığı. Ama böyle bir duygu var. Ben burada şunu sormak istiyorum size. Polisiye sanat değil mi? Edebiyat. Hani edebiyat. Asıl o tartışılıyor. Edebiyat mı değil mi o tartışılıyor. Hani ben tartışmasız edebiyat olduğunu söylerim. Bu genç bir arkadaş herhalde bir polisiyecinin önünü tıkamasın. Babası bence alsın bu puzzle. Evet. İkinci paylaşımımıza geçelim. Ayşe'nin Hava Sahası isimli yine bir Twitter kullanıcısı şöyle demiş. Mahallenin polisiye dizilerden tek farkı olayların anında çözülmesi. Herhalde en kısa bir polisiye edebiyat eseri olur da. Olay hemen çözülürse polisiye edebiyatında çok bir anlamı yok herhalde. Muamma varsa mesele yok. Ne kadar hızlı çözüldüğü önemli değil. Türk polisi çözüyor. Evet, diğer paylaşımımız bu sefer Facebook'tan Yalova Zirve. Bu bir haber paylaşım sitesi, o paylaşmış. Dizi sahnesini silahlı kavga sanıp polise ihbar ettiler. Böyle şeyler de yaşanıyor. Bir polisiye dizi çekimi sırasında polisler gelmişler ama neyse ki bir sıkıntı yaşanmamış. Set olduğunu görünce, polisiye dizi seti olduğunu görünce polisler de geri dönmüşler. Evet, geçelim bir sonraki paylaşımımıza. Yine bir ilginç bir paylaşım. Tuna Kiremitçi, değerli sanatçı. Şöyle demiş, en iyi polisiye dizi Müge Anlı. Katılır mısınız Suat Bey? Yani Müge Anlı'nın gördüğü çok kıymetli bir işler var ama kurgu mu? Hani kaçakçı kurgu, hakikaten bunu da bilmemiz doğru, bilmek mümkün değil. Sanırım Tuna Kiremitçi buna atıp yapıyor. Evet, geçelim bir sonraki sosyal medya paylaşımımıza. Evet, burada Evrimsel Psikoloji sayfası Twitter'dan yine bir paylaşım yapmış. Şöyle ifade ediyorlar. Geniş bir kortekse sahibiz. Beynimizi ne kadar çok yönünü kullanırsak o kadar fazla korteks alanında nöron aktivitesi artıyor. Yani beyindeki faaliyetleri ne kadar zorlarsak yeni nöronları, yeni sinir hücrelerinde harekete geçirmiş oluyoruz. Her konuda başarılı olmaya daha yatkın oluyoruz böylelikle. Polisiye roman okumaktan keman çalmaya kadar uğraş sayısı arttıkça zekileşiyoruz. Siz ne dersiniz Suat Bey? Yani %100 destekliyorum. Polisiye edebiyat insanı daha zeki kılıyor mu sizce? Ya bundan emin değilim ama hayatı daha zevkli kıldığına eminim. Yani bu yüzden destekliyorum bu. Evet, sonraki paylaşımıza gelelim. Bu da bir Bülent Ecevit'in şiiri, Rahşan'a yazdığı, Rahşan Hanım'a. Akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi soyunmak vardı derdinden evrenin. Bir entari serinliğini giymek, kendi derdini tesbih gibi çekmek elinde. Yün örmen vardı akşamları koltuğa gömülü. Karşında polisiye roman okumak vardı. Sorgusuz bakışmak yoruldukça gözlerimiz. Çok güzel. Biliyor muydunuz bu şiirini Bülent Ecevit'in? İlk kez görüyorum, hayır. Ama sevdiği biricik eşinin karşısında ilk aklına gelen şey polisiye roman okumak. Çok sevdiğini biliyoruz Bülent Ecevit'in de polisiye romanları. Çok güzel, evet. Evet, son paylaşımımıza gelelim. Bu sizle ilgili. Neslihan Bayram Yavuz Instagram adresinde paylaşmış. Rakun kitabıyla ilgili Suat Duman'ın. Kitabın baş döndürücü hızından nefesim kesildi. Özellikle her şeyin çözüldüğü 13. bölüm beyaz perdede bir film tadında. Bu heyecan için çok teşekkürler Suat Duman demiş. Asıl ben teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler. Evet, Sosyal Sebil bölümünü burada noktalıyoruz. Söyleşiye devam edeceğiz.